insanın belki sürekli hareket halinde olması, insan tabiatının aslında yansıması gibi. Düşünsenize, sürekli olarak moleküler ve yapısal olarak değişen bir donanım, yani mutluluğu algılayacak olan şeyin beyin olduğunu düşünürsek, kendisinin bir saniye önceki haline bile benzemiyor. İşte tam 30 saniye önce başka bir dinamik üzerine şimdi konuşmaya başladık. O esnada aslında hepimizin beden kimyasında çok önemli bir değişim oldu. Ne yaptık? Mesela umut ettik. Umut ettiğimiz şey neydi? Hani inşallah sonucu korktuğumuz gibi olmaz. Yani bunun üzerinden üzüntülü haberler almayız. Hayatın kendisi de aslında bu. Yani illa bu 30 saniyelik bir zaman dilimini ilgilendirmiyor. Çok hayatın ve insanın kendisinin devinim halinde olması burada mutluluğu anlamlandırırken birinci mesele. İkinci mesele ise baktığınızda aslında her şeyin çok izafi olduğu bir çağda yaşıyoruz. Hız kavramını gündeme getirmek mümkün. Karmaşa kavramını gündeme getirmek mümkün. Burada yine beynin tabiatı mutluluğa genellikle retrospektif bakar. Yani mutluluk aslında bugünden yarını projekte edeceğimiz şeyden daha çok geçmişe yönelik bakıp anlamlandıracağımız bir şeydir. O yüzden bize zaten hani nostaljik, retro bütün formlar, işte müzik formlarından tutun sinema filmlerine, işte 1970'li yıllarda komşuluk ilişkileri nasıldı, insanlar nasıl birbirine karşı nazikti, naifti, tutkunluk vardı gibi nitelendirmelerimizin büyük kaynağı da bu. Bugün belki 2018'e baktığımızda dünyada bu kadar yıkım, tecessüs, zan, iftira olmasına rağmen belki 2018'de, 2030'dan baktığımızda daha mutlu zamanlar olarak karşımıza gelecek. Çünkü o aynı zamanda insanın survival, yani hayatta kalmasının da aslında bir aracı. Bu anlamda hayatta mana arayışı peşinde koşarsanız, kendiniz için net tanımlar, net hedefler, bu hedefleri bütünleyecek hayalleri ortaya koyabilirseniz, o yol değil yolculuk gerek kavramı çerçevesinde mutlu olmanızın ancak böyle mümkün olacağını düşünüyorum. Aslında ben de bunu yapıyorum. Bu anlamda da evet, mutluyum. Netice itibariyle hayatımın önemli bir aşaması üretmekle geçiyor. Kitaplarla, yazılarla geçiyor. Fikir üretmekle geçiyor. Bunları uygulama aşamasında sonuçta ayrı bir tatmin duygusu duyuyorum. Ve bunları yapabilmek, yani ilerleyebilmek benim için mutluluğun bir aracı. Diğer taraftan hani insan için biz paradigmasının ne kadar ona önemli olduğunu düşünürsek, insan bütün varlıklar arasında en sosyal varlık. Hatta hatırlıyorsanız geçen programda ben şey demiştim, hani Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin en altına sosyalleşme dürtüsünü koymak lazım. Çünkü aslında insan sosyalleşebildiği zaman her şeyi başarabilir durumda. Bu anlamda sevdiğim insanlarla birlikte olmak ve o çemberi genişletebilmek benim için mutluluk için bir başka araç. Ama mutlaka bizim tanımlaması çok zor bile olsa mutluluk kavramını en azından kendimiz için, bu da izafi bir tanım olacak ama kendimiz için tanımlayabilmemiz gerekiyor. Çünkü ulaşmak için ilk önce tanımlamamız gerekiyor. Alice Harikalar Diyarında bir masal kitabı gibi görünür ama aynı zamanda çok önemli bir strateji kitabıdır. Böyle alegorik bir eserdir. Karşımızda böyle işletmede, hatta birçok disiplinde örnekler verebileceğimiz çok güzel bir hikayeler, evet, gelir. Aklıma matematik kitabıdır aslında. Bir de matematik kitabıdır, doğru, yazan da bir matematikçi aynı zamanda. Orada bir sahne vardır, pek çok izleyicimiz de hatırlayacaktır. Alice ile tavşan ormanın ortasında yolunu kaybederler. Patikalar karşısına çıkar, işte 8 tane patikalı yol. Alice döner ve tavşana sorar, hangi yoldan gitmemiz gerekiyor? Tavşanın cevabı da ilham vericidir. Nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz mutluluk kavramını tanımlamadığımız zaman ona ulaşmak da doğal olarak zorlaşıyor. Çünkü insanın beyni zaten projektif bir sistem. Yani yansıttığı şeyi aynı zamanda kovaladığı için ilk önce tanımı ortaya koymak gerekiyor. Benim için tanım net. Biraz önce işte 3 tane unsurunu söyledim. O yolda da yürüdüğüm için ben kendimi evet mutlu bir insan olarak nitelendirebilirim. Peki. Profesör Doktor Cem Say. Mutlu musunuz? Bence mutluluk birazcık biyolojik, biyokimya ile ilgili bir şey ve bazı insanların doğal olarak bu konuya yeteneği ya da eğilimi var. Bazı insanların da tam tersine, hani her şeye kötümser, her şeye olumsuz tarafından bakıyor. Allah'tan ben iyimser ve genellikle mutluluk seviyesi yukarıda olan bir insanım.
Allah'tan işte şükür sağlığımız filan da yerinde. Hiç beklenmedik bir şekilde, hiç aklıma gelmeyecek bir şekilde çok satan bir kitabın yazarı oldum. Şaşırdım kaldım yani. Böyle bir şey düşünmüyordum. Evet. Yani bir an, şöyle gösterelim son kitabı. 50 tane çarpıcı soru ve çarpıcı yanıt var yapay zekaya dair. 50 soruda yapay zeka. Kendisi sağ olsun çıkar çıkmaz imzalayıp gönderdi ve iddialı da bir şekilde işte yapay zeka bu diyerek. evet ama aklımıza gelen her türlü sorunun da yanıtını buradan alabiliyoruz. Peki bu mutluluk hali, yani genel mutluluk hali bilimin ilerlemesinde pozitif bir katkı mı? Yoksa mutsuzluğun kendisi, kaygının kendisi, çaresizliğin kendisi, eksikli olmanın kendisi mi, mutsuzluk mu daha fazla insanı üretken, yaratıcı bir şey bulmaya, keşfetmeye zorluyor? Nasıl oluyor? Güzel soru. Bence bilimin, hani saf bilimin ilerlemesinin esas kökeni merak. İnsanlar kendilerine anlatıldığı kadarıyla evrenin nasıl işlediğini, bir şeylerin nasıl olup bittiğinin, nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Ya da anlatılan hikayeye inanmıyorlar. Orada mantıksızlıklar görüyorlar ve acaba bu işin esası nasıl olabilir diye merak ediyorlar. Bence esas uzun yüzyıllar, bin yıllar boyunca bilimi ittiren o olmuş. Ama tabii bir de çağımızda teknoloji var. Yani o bilimden para kazanılabileceği fark edildikten sonra başka konular gündeme gelmiş. İşte silah üretmek için bunun önemli bir faktör olduğunu görünce o tipten etkiler olmuş. Doğrudan mutluluk ya da mutsuzluk, yani bilim uzun vadede, eğer bilim tarihine bakarsanız, insanlığın tarihindeki bir takım dönüm noktalarıyla bilimdeki bir takım gelişmeleri yan yana çizerseniz, bilimin insanlığın genelde yararına bir şey olduğunu, bilime önem veren toplumların ötekileri oranla daha ileri geçtiklerini, hatta bazen onları ezerek ileri geçtiğini, o anlamda hani mutlulukla kol kola gittiğini ben düşünmek istiyorum. Benim sizin yorumum imser mu? Yanınızdan kaynaklı olabilir mi? Yani bana dediniz ya genelde bunlar böyledir eğilimim diye. hani şey, hani hep verilen örnekler vardır ya, atom bombasını da bilim adamları yaptı. Tamam, orası öyle ama hani ona gelene kadar insanların, çok büyük sayısız insanın acı çekerek ölmesine yol açan bir sürü hastalığı da bu bilim dediğimiz, işte küçük gözle görülemeyen canlılar var. Meğerse hastalıkları onlar sebep oluyorlarmış. Demek ki bizim bunları müdahale etmemiz lazım. Yoksa hani bir takım yaşlı kadınları hastalığa, salgına bu sebep oldu, bu cadıdır diye yakmamamız lazım. Ya da abuk subuk başka bir şey yapmamamız lazım. İşin kökenine inmemiz lazım. Mesela burada motivasyon merak mıydı? Yoksa mesela baş edilemeyen salgın hastalıklar, facia ve felaket durumunun kendisine çözüm bulma çabası mıydı? Mikroskobu icat eden adam suyun içinde bir suya bakayım acaba, yani bu... O merak etmiş. Bu aletle bakınca ne göreceğim merak diye etmiş. Merak ediyor. Ve ondan sonra bir bakıyor ki o zamana kadar kimsenin görmediği bir dünya var orada. Bir takım şeyler, canlılar yaşıyor. Yani demin denildiği gibi, Müfit Bey'in dediği gibi bu açıdan bilim insanlarını, mesela beni bir matematik teoremini görmek, anlamak mutlu ediyor. Bir de öyle bir şey var. Yani bilim adamları kendileri mutlu olmak için belki bu işi yürütüyor denilebilir. Anlıyorum. Ve Melih Bey, şimdi bugün mutlu muyuz? Ve geleceğin inşasında motivasyon mutluluk üzerinden veya mutsuzluk üzerinden mi oluyor? Yani mutlu bir gelecek mi inşa ediyoruz? Şimdi siz bir cerrahsınız. Sağlık alanında. Aslında hani her şeyin başı sağlık gibi böyle bir de şey var. Hani kabul edilmesi kaçınılmaz bir ifade de var. Sağlığı bozan insanın mutlu olma ihtimali yok. Dünyası kararıyor. Yani dünya bir yana ve sağlığı bir yana şeklinde bir durum var. Ve tıp alanında yaşanan her türlü gelişimi, yani geleceğe doğru atılan her adım da insanlığın hem umudunu hem mutluluğunu arttırıyor. Deniyor ki işte
böyle böyle olursa o zamana kadar çaresi bulunur. Bu bir umut cümlesi. O zamana kadar bir çaresi bulunur. Bu hem bilime hem tıbba olan insanın hala güveni. İnsan hala bir şeye güveniyor. Bu anlamda biz, siz bir tıp insanı olarak geleceğin tıbbına doğru gidişte bir umutlu musunuz? Umutlu mu olmalıyız? Tabii ki ilk soru sizin için de geçerli. Mutlu musunuz? Ben şahsi olarak mutluyum. Çünkü mesleğimi yapmaktan da çok keyif alıyorum. Ve teknoloji bize şu anda öyle imkanlar sunuyor ki çok keyifli, daha önce hayal edemediğimiz, yani ben uzmanlığımda herhalde şu andaki mesela görüntüleme teknolojilerini herhalde rüyamda görsem inanmazdım. Şu anda 3 boyutlu görüntüleri oynayabiliyoruz, görüyoruz. Dışarıdan her şeyi görebiliyoruz. Yani insanın içine girmeden non-invasive dediğimiz yöntemlerle İçimiz, görüyoruz. İçimiz dışımız bir oldu yani. Evet. Bir de tabii yaşadığımız ülke açısından, coğrafya açısından 90'lı yıllarda ben ilk Cleveland'a gittiğimde oradaki teknolojileri görünce biz herhalde dedim bunlara bir 30-40 yıl sonra ulaşırız demiştik. Ondan 10 yıl sonra başladı bu işler. Teknoloji transferi başladı. Hele hele son 15-20 yıldır Türkiye'deki teknoloji şu anda Amerika ile bir diyebiliriz. Çok ilerledik. Yani o konuda ben bizi izleyenlere bir mutluluk sebebi diyebilirim. Yani şu anda tıp Türkiye'de özellikle bizim alanımızda, kardiyoloji kalp damar alanında gerçekten çok başarılı. Geçen bir toplantı yaptık geçen hafta. Kardiyolog arkadaşlar tam tıkalı damar, eskiden biz direkt cerrahi dediğimiz damarları başarıyla açtılar. Ve işte dünyanın dört bir yanından da hekimler vardı. Workshop şeklinde yapıldı. Orayı izleyince dedim ki ilk o 94 yılında o Cleveland'ın kapılarında olduğumuz zaman ve oradaki meslektaşlarımız bize gözetmen olarak içeri aldıkları zaman ameliyattan biz mutlu oluyorduk. Şimdiki geldiğimiz noktada Türkiye'de gerçekten bu işleri yapan birçok meslektaşımız var, iyi anlamda yapan. Bu insana tabii bir mutluluk vermesi lazım. Bence herkese vermesi lazım. Bir de şunu düşünmek lazım. Türkiye'de son 10 yılda ortalama yaşam 10 yıl arttı. İnanılmaz bir rakam. 66 idi, şu anda 76-78 bandında. Buradaki oturan yaş grubundaki insanların çoğu 90 plus olacak. Hazırlıklı olun. Yani önümüzde daha uzun bir dönem var. Ve bunu bize teknoloji sağlıyor. Diyecekler ki şimdi nasıl teknoloji sağlıyor? Yani görüntüleme yöntemi mi sağlıyor? Hayır. İlaçlardan tutun da çok haksızlık edilen ilaçlar, ilaç sanayisi, işte çok böyle paranoyak düşünceler var biliyorsunuz. Oradan tutun da görüntüleme yöntemleri, erken tanı yöntemleri ve bugün gelindiği noktada da Türkiye'de bizim, benim görüşüme göre muhtemelen 10 yıl sonra 82-83'ler falan olacak ama bilime göre biz bu yaş grubu 20 yıl sonra 90 plus çoğumuz geçecek. Belki çoğumuz 100 plus görecek. Şimdi birazdan konuşuruz. Öyle teknolojiler geldi ki bize ve kullanıma girdi. Bir kısmı bekliyor. Yani şeyleri tamamlamadı, araştırma safhalarını. Ve bunlar geldiği zaman belki branşlar değişecek tıpta. Yani branşlar birleşecek belki. Belli branşlar belki kalkacak yapay zekayla. Birazdan onları da konuşuruz ama sonuçta bunların hepsi bir umut. Yani şimdi bu böyle 90 veriyor. Plus, 100 plus, yani 90 küsur yaşına kadar, 100 küsur yaşına kadar yaşama ihtimalimizden bahsediyorsunuz ve yüksek ihtimal diyorsunuz hani. Arada başımıza bir şey gelmezse. Ve onu, aktif olarak, yatalak değil. Aktif olarak. İşte yani o anı onu evet. Hani şey, evet, kalbiniz çalışacak, beyninizde bir aksama olmayacak ama hani hayattan alacağınız tat, hayata katılma biçiminiz ve imkanınızın sınırları konusunda bir şey diyemem derseniz o olabilecek en mutsuz senaryo. Hani paranoyak diyorsunuz, ben en şey kötü ihtimali hemen ben söyleyeyim. Herkese de. Bu da yaşamak mı? Hemen size vaat edebiliriz onu. Merak etmeyin. Konforlu bir yaşam sizi bekliyor olacak. Yeter ki bilim adamlarını dinleyin. Pardon, bilim insanlarını dinleyin. Yani sonuçta bilim insanları bunun için çalışıyor zaten. Ve geldiğimiz noktada da çok ilerledik. Tabii asıl soru şu. Hani ben mutluyum çünkü dünyadaki bu teknoloji bizim ülkemize geldi. Mutsuzum çünkü bu teknolojiyi daha ülkemizde yayamadık. Yani mutsuzluğum oradan kaynaklanıyor. Çünkü biz önce hekim arkadaşlarımızı ikna etmemiz gerekiyor. Sonra halkımızı ikna etmemiz gerekiyor. Ve bu tabii bunun da şimdi birazdan konuşur arkadaşlar. Ekonomik boyutu var tabii. Tabii.
Bunların hepsi... Ekonomiyi konuşacak olanları en sona bıraktım ki ne derler, bütün bu mutluluk tablosuna nasıl dokunacaklar onu onlardan dinleyeceğiz. Bence mutlu olmak için çok önemli bir sebep var bu ülkede. Dünyadaki belki tek ülkeyiz ki full sağlık sigortası olan, yani SGK dediğimiz, vatandaşların patronla işçinin aynı oranda sigortadan yararlandığı tek ülkeyiz benim bildiğim. Yani başka bir ülke yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir üniversite hastanesine gittiği zaman bir işçi de bypass olabiliyor. Patron da gidip orada bypass olabiliyor. Beğenir beğenmez o ayrı. Ama devletin imkanları artık bu yani. Ve bu düzeyde bir hizmet ve full. Şöyle düşünün. Batı ülkelerinde hep özeniyoruz filan ama bir sağlık sorununuz olduğu zaman ilacınızın bir kısmını karşılamaz. Şey, poliçenize bakar. Belki ameliyatınızı karşılamaz. Dolayısıyla bence mutlu olmak için çok sebep var. Sistem tabii gelişecektir. Zaten herkes onun için uğraşıyor. Ama bence en önemli şey sağlık olmalı. Mutlulukta hani o çok klişe bir laf. Doğru ama mutlu değilseniz zaten istediğiniz kadar diğer şeyler olsun hiçbirinin anlamı kalmıyor. Ama sağlıklı değilseniz de hiçbir şey anlamı tabii, kalmıyor. Yani. Sağlıklı olmak için de bakmayın siz yani bizim ülkemizde de artık Sağlık Bakanlığı koruyucu hekimlik konusunda birçok çalışmalar yapıyor. Birçok hani televizyonlarda falan reklamlar falan dönüyor. Bunlar çok ciddi çalışmalar. Enseyi karartmamak lazım. Tabii. Peki. Bence de mutlu olalım. Şimdi Abdullah Çiftçi, stratejist Abdullah Çiftçi bir mutlu mu? O anlamda ne? Mutluluk konusundaki stratejisi ne? Ben Allah'a şükür mutluyum. Allah 5'te 5 olduk. Evet, yani dünyadaki olan olayların arka planını keşfettikçe mutlu oluyorum. Yani keşfetmeye çalıştıkça. Şimdi mutluluk izafi bir şey. Yani Melih Hocam'ın söylediği gibi teknolojiyle çok alakalı değil yaş ortalaması. Türkiye'den verirsek, 2 gün önce Türkiye'nin yaş ortalaması 82 olan Ordu'nun Gölköy'ü ilçesi olarak da bilim adamları çalışmaya aldı. Deneye aldılar. Niye diye orada doğal yaşam ve yürüyüşten bahsediyorlar. Köy ilçedekiler. Yaş ortalaması 82. Dünyada da birçok yerde teknolojinin dışında doğal yaşamda yaşayan insanlar daha mutlu ve daha uzun yaşıyor. Daha sağlıklı. Burada da zaten Mandıra filozofunda bunu filmle de izledik. Şimdi şükretmekle alakalı bir şey. Mutluluk. Yani bir bilgisayar gibi düşünelim insan beynini. Bilgisayarda Photoshop, Excel, Word filan ne varsa ona göre hesap yapabiliyorsun. Beynimizde de nasıl idrak ediyorsak alemi, evreni, dünyayı, hayatı ona göre mutluyuz ya da değiliz. Ya şimdi, insanın dışında değil, içinde mi mutluluk? İçinde başlar birçok şey. Hı. Çünkü şimdi Kurtuluş Savaşı'nda yaşasaydık ya da Birinci Dünya Savaşı'nda yaşasaydık, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşasaydık, savaşın ortasında. Mesela savaşlarda intihar oranı daha az azalıyormuş. Şimdi İngiltere'de 2016 yılında Oxford Sözlüğü gerçek ötesi kelimesini yılın kelimesi seçti. Ne kelimesi? Gerçek ötesi. Gerçek ötesi. Bu yılda yine Collins Sözlüğü İngiltere'de tek kullanımlık kelimesini yılın sözlüğü seçti. Yine buna benzer. Bu da genç neslin ruh halini yansıtmaya yönelik en çok kullandığı kelimelerden bunu seçiyorlar. Dolayısıyla mutluluk hayat algılamamız, idrak etmemizle alakalı bir şey. Yani şimdi bir karikatür var, çok ünlüdür. Kişi ya Allah'ım diyor, keşke bir ayakkabı verseydin diyor. Bankta oturuyor, önünden bir ayaksız biri geçiyor. Şükrediyor. Yani tamam diyor. Sağlıklı olmak temel şeydir. Yani sağlıklı olmak, mutlu olmak için bana göre. Çünkü bu dünya zaten verili. 90-100 yaşamanın çok da bir anlamı yok. Belli bir şeyden sonra tüm birçok fonksiyonlar zaten kaybedilmiş oluyor hayatla ilgili. Hocam Melih Bey olmayacak. Ben katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Farklıdır. Yani 100 yaşamak birçok insan bakıyoruz. Daha Avustralya'da biri artık ızdırap oldu benim için. Ötenazi istiyorum dedi. Git İngiltere'de ötenazi yap. Yani 102 yaşında mı? 110 yaşında mı? Tam yaşını hatırlamıyorum. Dolayısıyla burada hayata nasıl anlamlandırdığımız önemli. Yani şimdi bilgi çağında yaşıyoruz. Artık dijital çağa geldik. Haber bombardımanı içerisindeyiz. Yani bir dakika sonra
Mesela şimdi bir haber verdiniz. Muhtemelen şehitlerimiz vardır. Allah rahmet eylesin şimdiden. İnşallah yoktur. İnşallah özel bir haber yok. Ama İnşallah da yoktur. Aranıyor diyor ya. Evet. Şimdi bir anda ruh halimiz değişebiliyor. Yeni bir haber alıyoruz. Bilim dünyasında böyle bir keşif var diyoruz. Hakikaten o filan insanlık için bir gelişim, bizim için mutluluk kaynağı. Sosyal medyayla paralel gidiyor biraz da insanların. Mesela Facebook'la ilgili yapılan araştırmalarda Facebook'un, yani sosyal medyanın mutsuzluk kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar her ne kadar en mutlu anlarını böyle resimlere dizse de birkaç saniyelik belki o an mutlu oluyor ama sonuçta mutsuzluk verdiğini araştırmalar ortaya çıkarttı. Dolayısıyla burada bu dünyaya biz isteyerek gelmedik. Yani kendi tercihimiz değil. Ama nasıl yaşayacağımız kendi tercihimiz. Karıcıya sormuşlar nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Varamazsın. Yolumuz belli olsun demiş. Dolayısıyla Uğur Hocam'ın söylediği gibi yani yolda olmak önemli. Burada da bizim insanımız, Türk insanı diğer milletlerden biraz farklı. Yardım yaparız, mutlu oluruz. Sokaktaki bir kediye ekmek veririz, yemek veririz, süt veririz, mutlu oluruz. Yani karşılıksız birçok şey yaparız, mutlu oluruz. Dolayısıyla fakat yapay zeka endeksi dijital dünyada artık mutluluk da mutsuzluk da sistem tarafından tanımlanmaya doğru gidiyor. Yani buna gülün, buna ağlayın falan gibisinden. Tamam, bunu askıya asalım. Bunu evet. Tartışacağız bir kere. Evet. Bunu askıya asalım. Şimdi dolayısıyla mutluluk izafi bir şey. Tamamen kendi içimizden kaynaklandı. Birçok şey olabilir ama daha kötüsü olmadığına şükrederim hep. Yani böyle de olabilirdi, şöyle de olabilirdi. Bu nedenle bizim kendi yapabileceklerimiz var. Bir de kendi dışımızda, bizim dışımızda gelişen olaylar var. Eğer olayın mantığını kavrayamazsak vesveseli, evhamlı bir şekilde telaşlanırız. Ama kavrarsak neler yapabileceğimizi 3 aşağı 5 yukarı zaten görürüz. Dolayısıyla kendi içimizi iyi yapılandırmamız gerekiyor. Hayata doğru bir anlam vermemiz gerekiyor. Şimdi tüketim toplumunda artık mega şehirlerde insanlar kendi karar alma sürecinden daha uzak. Yani mutluluğu dışarıda arıyor, içeride değil. Ama Anadolu insanına bakarsanız, Anadolu'da çok sık değişik şehirlere, konferanslara gidiyorum. İnsanları daha mutlu görüyorum. Mega şehirlerde insanlar daha mutsuz. Dolayısıyla yine dün yapılan bir araştırma sonucunu açıkladılar Belçika'da. Mutluluk parayla da alakalı değilmiş filan gibisinden paylaşmıştık Twitter'da. Yani mutluluk insanın kendi içinde. Kısacası. Dolayısıyla burada tüm dünyada bir kutuplaşma var. Bunun da bir planlı kurgu olduğunu düşünüyorum. Onu konuşacağız. Evet, o zaten işte bu da programın devamında. Farklı kutuplardaki insanların bir araya gelerek günlük hayatını çekilmez yapıyorlar. Lüzumsuz tartışmalarla. Bunlardan da uzak durmak lazım. Yani kullandığımız dil bizi mutlu edebilir, mutsuz edebilir. Atalarımız yılanı tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır diye bir söz söylemişler. Dolayısıyla kişi kendini içinde doğru yapılandırırsa, karşısındakine saygı duyarsa, iyi niyetini, pozitif enerjisini ona aktarırsa zaten karşılığını hemen alabiliyor. Yani mutluluk, mutsuzluk bizim çevreyle ilişkimizle alakalı biraz da. Yani biz eğer mutluluk yapacak, karşımıza daha yardımsever, daha olumlu, daha pozitif yaklaşıyorsak, bizi üzecek fazla olaylara da karşılaşmayız. Ama şimdi karşımıza biz direkt olaraktan hakaret edici, bu böyle değil mi, şöyle değil mi falan falan diye dalarsak, sonuçta biz de mutsuz oluyoruz. Bu nedenle bu bir süreçtir. Mutlu olmak isteyen bu işin öncelikle kendi hayatının zaten sınırlı olduğunu, sonlu olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve bu hayatta imkanlarını bilmesi gerekiyor. Yani ben imkanım nedir? Şimdi boş hayaller peşinde koşaraktan benim babam bana neden gökdeleni almıyor, neden şunu almıyor filan gibisinden koşarsa yine mutsuz olur. Nereden baktığınıza bağlı. Pozitif bağlı. Benim, mutlu ol. Benim şeyim anladım. Budur. Her sabah benden dolayı kimseye zarar getirme diye dua ederim. Kendime. Yani gelmesin, bana gelsin benden dolayı birine gelecekse. Çünkü böyle düşünürsen karşıdan da bir şey gelmez zaten. Onum yok, buyum yok, şu eksik, bu eksik. Bunlar da çok anlamsız şeyler. Yani temel ihtiyaçlar var. Şimdi faturasını ödeyemeyip doğalgazı, elektriği kesilen insanlara mutlu musun? Falan demek ayrı bir şey tabii. Hı hı. Sosyal devletin insanlara temel askeri ihtiyaçlarını sağlayabiliyorsa mutlu olmak için temel şartlar var demektir. Yani insan yaşama giderini karşılayabiliyorsa. Şimdi siz de dahil 5'te 5 bir mutluluk şeyi evet. Yakaladık ortam sektörü. Bu da bireysel mutluluktan bahsediyoruz. İnsanların kendi dünyasındaki mutluluğundan bahsediyoruz. Kaan Saraydın oradan bakıyor.
Siz her programda böyle bir gülümseme oluyor yüzünüzde. O anlamda bile hani mutlu musunuz diye sormaya bile çekiniyorum. Yanıtı öyleymiş gibi. Beş mutlu insanın yanında altıncı mutlusu siz misiniz? Ve hani hakikaten ekonomiyle çok ilişkilendirilir. Evet. Gerek bireylerin mutluluğu, gerekse toplumların mutluluğu. O anlamda parayla saadet de oluyor mu? O kadar büyük bir soru ki bu sorduğunuz soru. Of. Mutluluk sorusu. Şimdi ekonominle mutluluktan alakasını anlatmaya başlarsam 4 saatte konuşurum. Ama şimdi önce beni sordunuz. Şöyle cevap vereyim ben. Mutluyuz belki hepimiz şu anda ama mutsuzluğu tanımayan mutluluğu anlayamaz. Çok önemli. Geceyi bilmeyen nasıl gündüzü de anlamazsa, mutsuz olmadıysanız mutluluğu da tanımlayamazsınız. Yani ben mutluyum diyen herkes aslında bir mutsuzluğun içinden mi geçti geldi? Kesinlikle mutsuzluğu tanımanız lazım, mutluluğu tanımak için. Bu çok önemli bir olaydır. Çünkü bu sağlıktan mesela başlayalım, hocam anlattığı biraz önce. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sağlık en önemli unsurlardan biri hayatımızda. Doğru. Sağlığımız yerindeyken hiç düşünmüyoruz bile. Ve birisini gördük mü, ben şimdi kendimden de bahsedeyim. Bazen nankörlük yapıyoruz. Nasılsın? Aa, daha iyi olabilirdi demek bile bir mutsuzluk ifadesidir. Aslında sağlıklıyım değil mi o anda? Ama kaza geçiriyorsunuz. Ben geçirdim kazalar hayatımda. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ameliyathanedesiniz. Çıkıyorsunuz, mutlu olmak istiyorsunuz. Bir hafta sonra öğreniyorsunuz ki 2-3 ameliyat daha sizi bekliyor. En büyük mutluluk o anda o ameliyatları atlatmak. Ondan sonra bir beklenti. İşte mutlulukla beklenti meselesini ben şimdi aşağıya indirerek konuşuyorum. Mutsuzluktan gelerek. Bu söylediğiniz şeyi çağrıştırdı. Bazı insanlar şey der. Kendisini çok mutsuz hissettiğinde, karamsar hissettiğinde gece acil servislere gittim. Veya mezarlığa gidenler var. Hani Abdullah Çiftçi de söyledi ya, hani daha kötüsü var diye. Hani kendisine morali ve mutluluğu ve yaşama bağlılığa motive etmek için hani acil servise gitmek, biraz orada gezirmek veya mezarlığa gitmek, onu görüp durumunda hiçbir değişiklik yokken mutlu dönmek. Mutsuz gidip mutlu dönmek. Ama durum aynı durum. Sağlık. Şimdi bu da yani acayip bir çok şey. Çok da sağlıklı bir ruh hali değil tabii. Ya, evet. Başkalarının mutsuzluğundan mutluluk çıkarmak. Doğru değil. İşte hiç. Tam da o tarzsızlık bir konuysa. Abdullah Çiftçi'nin de ama bahsettiği şey. Evet. Böyle bir örnek benim verdiğim gibi bir örnek vermedi ama. Hani kötü şartlarda olan insanları gördüğünüz andan itibaren en azından öyle olmadığınız için var verdiği durumunuzdan mutlu olabilirsiniz. Buradan bir mutluluk üretebilirsiniz dediği için bunu bir yöntem olarak kullanan bazı insanlar var. Buyurun. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Tabii ki şimdi ben mutsuzluğu tanımayan mutluluğu anlayamaz dediysem, öyle gidip de başkalarının mutsuzluğunu görüp de kendini mutlu hissetmek doğru bir yol değil. Kendi mutsuzluğundan hareketle. Şimdi insanın yapısına bakarsak bilim insanları bunu bilir. Bizde ayna nöronları vardır ve empati özelliğimiz çok önemlidir. İnsanın empati özelliği. Biraz önce çok üzücü bir haber geldi. Hepimizin yüz ifadesinden anında görebildik. Bu neydi? Şimdi sorarız. Birisi der, vücudumuzda bir biyokimyasal reaksiyon oldu. Diğeri der, aklını kullandın. Çünkü biliyorsun bunun acı bir haber olduğunu. Ama ben bir şey daha demek istiyorum. Ruhumuz da var. Ruhumuz o duyguların, biyokimyasal reaksiyonların daha derininde bir varlıktır. İşte bu insandaki empatiyi canlandırıyor. Şuna bakın, bütün ekonominin en önemli unsuru sürdürülebilirliktir. Şu andaki ekonomik sistem sürdürülebilir değil. Neden? Sürdürülebilir olabilmesi için sürekli yapay yollardan ayakta tutuluyor. Şimdi Uğur Bey burada, uzmanı bu işin. Ben mutlu bir toplum ararsam o zaman ekonomi çöker. Bakın, bu çok çok önemli bir ifade. Sürekli elinizdeki olanlardan mutsuz olacaksınız ki tüketeceksiniz. İhtiyacın üzerine çıktınız mı? İhtiyacın dışında sürekli yapay, sanal arzular canlandırmamız lazım. Yani tatmin olmaması mı gerekir? Eksik mi olması lazım? Tatmin olamazsınız. Ben şu anda tatminim dediğiniz anda benim artık hiçbir ihtiyacım yok demektir. İhtiyacınız zaten var. Zaruri ihtiyaçlar, bunlar bize doğadan verilmiştir. O temel ekonomik bir işlemin zaten altyapısıdır. Ama ve lakin onları yerine getirdiniz mi? Dünya, işte ben şöyle söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyaya yayıldı bu ekonomik sistem. Bu Amerika 20'li yıllarda canlandıydı. İnsanlara sürekli mutsuzluk aşılayacaksınız.
Şimdi şu aletleri hepimiz tanıyoruz. Hepimizin kıyafetleri var. Moda. Bakın, moda nedir? Mutsuzluk kaynağıdır. Ben çocuklarımdan görüyorum. Çocuklarına alışverişe gittiniz mi? Ya evde olmuş 50 tane ayakkabı, 50 tane mont. Baba bu olmaz. Bu sene bundan gidemem okula. Bu yarış mutsuz ediyor çocukları. Dışlanıyorlar, birbirlerini dışlıyorlar. En ufak yaşta başlıyor. Bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Şimdi ilaç sektörü diyorduk. Biraz önce sizi dinledim orada yayından önce. İlaç sektörü, gelelim bir mutluluk araştırmasına Türkiye'de bakalım. Psikiyatristler toplantısı vardı daha bundan 10 gün önce Beykoz Üniversitesi'nde. Sonuçları alalım. Türkiye'de 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor. Bu çok önemli bir şey. 10 kişiden biri antidepresan kullanıyor. 10 kişiden biri. Aşağı yukarı 40-45 milyon kutu yılda antidepresan tüketiyoruz biz Türk halkı olarak. Türk halkını derken dünya çok daha iyi değil bizden bunda kıyasla. Peki yani, dünyada bu bilinçli bir tüketim mi? Hayır. Yoksa hayır, yazılmış, hayır. Şimdi, tavsiye edilmiş. Yok yok. Doktor... Çok önemli bir konu var burada. Bilinçli olsa insan zaten onu tüketmez. Olay şurada. Ben bittim. Ben uçurumun kenarındayım diyor. Mutsuzum diyor. Bunun birçok sebebi var mutsuzluklarının. Yani bu kapitalizm sistemin yarışı da olabilir. Sağlık sorunları olabilir. İlişki sorunu olabilir. Ne olursa olsun insan çok çabuk mutsuz olabilir. Kıyaslamaya başladı mı? Beklentileri yerine gelmedi mi? Başarısızlıklar yaşadı mı? Gidiyor. Ne yapılıyor ona? 3U uygulaması. Sen uçurumun kenarındasın. Ben seni uçurum kenarında alayım demiyor. Seni diyor uyuşturayım, unutturayım, uyutayım. 3U. Bu çok önemli. Bizim sistem böyle işliyor. Sadece ilaç sektöründe değil, genel anlamda böyle işliyor. Bu parasal sistemin temel yapısıdır bu sistemin. 3U. Al bu hapı, uyutuyorum seni, unutturuyorum, uyuşturuyorum. Ve ben buraya gelirken daha taksi şoföründen konuştum. Tesadüf değil. Bu böyle toplumda. Ya ben de öyle ayakta kalıyorum dedi. Biz uzun süre bunu kullandım. Bir baktım mallaşıyorum. Tabii ki mallaştı mı bilinç dışında olmaya başlıyor. Bilinçli bir insan, farkındalık olan bir insan mutlu olabiliyor. Neden? Olayları farklı görebiliyor. Ama bu istenmiyor bu toplumda. Çünkü ben dünyanın en kötü tüketicilerden birisiyim. Açık söyleyeyim. Belki benim mutluluğum, sürekli mutluyum diyemem. Mutluluk bir yolculuktur. O çok önemli bir sözdür. Çünkü hep hedefiniz olacak. Tutkularınız olacak. Bunlar olmazsa hobileriniz olacak. En ufak hedefiniz olacak. Hedefi olmayan o kadar insan var ki geliyor kendini uyuşturuyor. Ya ilaç alıyor ya televizyon karşısında dizi izliyor. Bu uyuşturmadır. Hedefi olan insan hedefi üzerine çalışıyor. Okulda olsun, üniversitede olsun. Bakın olimpiyatlara katılan insanlarda bir sendrom vardır. Olimpiyat sendromu deniliyor. Bu nasıl bir şey? Ömür boyu spor yapıyorsunuz bir hedefe giderek. Önce başlıyorsunuz yöresel, bölgesel şampiyonu görüyorsunuz. Ya bende yetenek var, ben iyiyim. Bir de tutkunuz varsa aşkınız olması lazım. O mutluluktur. Üzerine gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Türkiye şampiyonu oldunuz. Olimpiyatlara gitmek istiyorsunuz. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyatlardasınız. Doruk nedir bir sporcu için? Olimpiyatlarda altın madalya. Altın madalya aldınız, bir de yanın sıra diyelim ki dünya rekoru kırdınız. Bazıları vardır, bakarsanız çok önemlidir bunlar. Olimpiyat 8 tane altın madalya kazanıyor, rekorları kırıyor. Bunların çoğu ondan sonra artık hedefsiz kaldıkları için ciddi depresyonlara düşüyorlar. Bunlar mesela hedef bulasa. Ben şimdi uçtan konuşuyorum değil mi? Dışarıdan bakan milyonlarca insan her türlü ürünün reklamında bu insanları mutlu görüyor. Başarılı diye rol model olarak gösteriyor ama aslında birçoğu mutsuz oluyor. Çünkü hedef kalmadı ki. Burada aklını ve ruhunu iletişime geçirebilenler bedeninde bunların arasında işte bu çok önemli bir psikolojik ve ruhsal bir yoldur. Bir dahaki olimpiyatlara motivasyonlu oluyor ki ben bir daha şampiyon olacağım diye. Bu fenomen en uçtan bakarsak aşağıya kadar geçerlidir. Mutlu olmak için bir unsur daha çok önemli. Mutlu olmak için mutlu etmek gerekiyor. Dünyanın en güzel hissi birini mutlu etmektir. Bu çok önemli. Çünkü kazanmak öyle bir şey ki bir yarış. Siz o yarışa girdiniz ekonomist olarak. Bakın ben en üst düzeydeki finans sektöründeki en korkunç miktardaki piyasalarda büyük paralar yönettim. O baskı, o stres, o yarış, ondan hep bakıyorum o tarafa doğru. Sizin filmdeki anlattığınız o insandan ben kendimi çok benzetebiliyordum. Ve o kadar doğru ki
O kadar bir gerçek ki hayatta zaman en kısıtlı unsurdur. Ki zamana geçeceğiz burada. Kısıtlı. Tabii geçmemiz lazım. Mutluluktan zaman birbirine ilişkilidir. O kadar az zamanımız var ki vaktimiz. Gözümüzü açıyoruz, yaşıyoruz. Gözümüzü yumuyoruz, ölüyoruz. Zaman eşittir ömür diyoruz. Bu zaman faktörü. Zaman en kıymetli unsurdur. Şimdi ne oluyor? Siz o stresler içinde yaşıyorsunuz, koşturuyorsunuz, bir şeyler kazanıyorsunuz değil mi? Hedefler koyuyorsunuz. Ama ve lakin size aslında belirli bir doyum noktasının üzerinde kattığınız bir şey size mutluluk veremez. Mümkünatı yok. Ondan sonra artık hırslar başlıyor. Yarışa giriyorsunuz mutlu olabilmek için. Diyorsunuz insanlar sanıyor ki zenginlik konusundaki o Belçika'daki araştırmaya baktım. Yanlış değil. Şöyle bir şey var. Para belirli miktardan sonra mutlu ediyor. Belirli miktarın üstüne geçti mi artık hiçbir katkısı olmuyor. Çünkü marjinal fayda. Ya günde ne kadar yiyebilirsiniz? Ne kadar harcayabilirsiniz? Bunlar ciddidir. Ama bunu anlatırken tabii o dilimin altında olan insan diyor ya senin için konuşması kolay. Sen oraya vardın. Ben de orada olsam öyle konuşurum. İşte insanlar hep kıyasla, karşılaştırmayla yürüdüğü için mutsuzlar. Ama sistem mutlu insan istemiyor. Ben açık söylüyorum. Mutlu insan olabilmek için siz aklınızın lisanını biliyorsunuz. İnsan aklının lisanını biliyor. Bedenini de az çok biliyor. Tıp da sürekli ilerliyor. Bedeni çözüyor. Bedenin problemlerini çözüyor. Ama ruhunun lisanını aklına öğretecek bir ilim daha çıkmadı. Bakın ruhla akıl iletişime geçip o lisanı öğrenmesi lazım. O lisanın adı işte metasofi. Ben bunu yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Onu öğrenen bir insan çözümlüyor. Size çok basit bir örnek vereyim. Öyle genelde gördüğünüz, o kadar çok gördüğünüz bir örnektir ki bu. İnsanlar istemediği işlerde çalışıyor çoğu. Neden? Geçimini sağlaması için mutlu değil. Gidiyor, işinden nefret ediyor, verimsiz çalışıyor, korku içinde çalışıyor. Çünkü profesyonellik anlamı arasında bir yarış var. Verimli olmayanı kesip atıyor sistem. Demek ki o yarışta mutsuz. Hayatını mutsuz geçiriyor. Bir gün birinden karşılaşıyor, aşık oluyor. Aşk. Ruhsal bir meseledir. Ha biliyorum biyokimyasal reaksiyonları falanla canlandırır ama onu ruhtan canlanıyor. Bir dahaki günden itibaren bu insan gittiği o işteki çektiği ızdırabı, ruhi ızdırabı yok oluyor. Aa iş kolay geliyor, hayat güzel. Ne oluyor ama biliyor musunuz? O aşık olmak genelde diyorum, herkes de diyemeyiz ama genelde belirli bir süre sonra birinin tarafından bozuluyor. Çünkü onun akli dengi gene geliyor. Gene bilinç altından bu dürtülüyor. Diyor böyle olamaz ki diyor. Ya biz ileriyi düşünmemiz lazım. Yok araba almamız lazım, ev almamız lazım, şunu ödememiz lazım vesaire derken gene bu günlük koşunun içine, bu maratonun içine düşmüş oluyor. İşte insan sürekli mutlu olamıyor. Mutsuzluğu yaşıyor. Ondan sonra orada bir kıstas oluyor. O sürekli o mutluluğu yine aramaya çalışıyor. Halbuki mutluluk bir yolculuk olduğu için ve tek daimi olan realite değişimdir. Değişim tek daimi realitedir. Fiziksel değişim ve psikolojik değişim daimidir. Bizim vücudumuzun molekülleri sürekli değişiyor mesela, sürekli. Şu andaki siz, ben yokuz bir ay sonra. Kanımız değişmiş, kemiklerimiz değişmiş, saçımız. Biz aslında beden olarak, fiziki olarak tamamen değişiyoruz. Ruhumuz da bu yolculuğun değişiyoruz deyince kulağa böyle güzel geliyor da şimdi böyle yaşlanıyoruz, bir yere doğru ilerliyoruz falan deyince de insanın ne kadar karamsar görüntüler oldu. Ama o konuya biraz sonra girmek istiyorum. Çünkü zaman unsurunu konuşurken mutlulukla zaman ilişkili bir konudur. Çok önemli. Çünkü bir yarışın sonuna geldiniz mi? Yaşlandıkça maalesef bir realite var. Birçok yaşlı insanlara, mesela Avrupa'da bu bir fenomendir. Artık çok yaşlanıyor toplumları. İnsanlar, aileler terk ediyor yaşlıları. Para da var. Gidiyorlar, onlar huzur evlerinde oturuyorlar.